Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşe Gülsever. Şerfi! Geleceğim. Bu videomda size yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye'ye tatile gittiğimizde neler gördük, neler hissettik, neler düşündük, bunlardan bahsetmek istiyorum. Türkiye'deyken yani hem Ankara'ya hem Artvin'e gittik ve Samsun'a gittik. Tabii orada ailelerimizle vakit geçirmekten, arkadaşlarımızla vakit geçirmekten dolayı bir türlü video çekmek için fırsat bulamadım. Şu anda uçak beklerken havaalanında video çekeyim var, böyle bir baktım varken diye düşündüm. Ve Jerfi de oradan sürekli bana sesleniyor. Arada bir videoyu bölüp Jerfi diye ben sallayabilirim. Belki o da gelebilir bile, bilmiyorum. Öncelikle videoyu izledikten sonra eleştiri meraklıları eminim ki olumsuz şeyler söyleyeceklerdir ama ben kendi düşüncemi kimseden çekinmeden paylaşmak istiyorum. Doğal halimle düşündüğüm şeyleri söylemek istiyorum. O yüzden bunu yaptığım için aslında rahatsız değilim. Özellikle bunu bilin. Ha ben Türkiye çok kötü falan filan gibi şeyler de söylemiyorum ama yani insan bir yerde yaşayıp o kuralları edindikten sonra rahatsızlık çok gözüne basıyormuş gerçekten. Biz yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye'ye gittik. Çünkü Covid'den dolayı bir türlü maalesef fırsatımız olmadı Türkiye'ye gitmek için. Arada bir gözlerim kaçıyor, kusura bakmayın, Jerfi geliyor gibi oluyor falan bundan ve biraz diğerlerinden farklı bir video oluyor sanırım, kusura bakmayın tekrardan. Öncelikle ne hissettim? Yani özlememişim açıkçası. Gerçekten özlememişim. Özlemiş olacağımı düşünmüştüm. Ama gittiğimde fark ettim. Yani iyi ki Türkiye'den gidebilme fırsatı bulmuşuz ve daha düzgün bir yerde yaşayabiliyoruz. Sabah zaten gitmiştim biz. Sabah eve giderken Ankara'da parklar köpek dolu. Yani o bile üzüyor. Ben en çok aslında tabii köpekler için üzüldüm. Yani düşünsenize bir canlı, hiç kimsesiz, iyi olan insanların onlara bakmasını bekliyor sadece. Bunu daha önce bilmiyor muydun Ayşegül gibi? Tabii ki şeyler söyleyebilirsiniz. Evet biliyordum ama böyle kötü görüntüleri görmeden geçirdiğim 1,5-2 yıldan sonra ve geri döndükten sonra bunu çok bariz bir şekilde anlayabiliyorum. Yani yaşadığımız yere, Türkiye için söylüyorum, doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız, geçimimizi sağladığımız yere o kadar çok alışmışız ki yani olmaması gereken şeyleri o kadar çok içimizde, beynimizde normalleştirmişiz ki gözümüze batmıyor. Bu canlıların kimseye muhtaç olmadan sokaklarda, soğukta veya kötü insanların kötü muamelelerine maruz kalmadan yaşayabildiklerini gördükten sonra neden bu hayvanlar böyle yaşıyorlar? Ne günahları ne yani? Yani hani hayvanı bile düşünüyor insan gerçekten. Bu benim için mesela çok gördüğümde üzücü bir şeydi. Ve sonra yaya geçitleri, yani yaya geçidi işareti var. Çizgileri var, alanları var ama gerçekten amacına uygun değil. Kimse yaya geçitinde kimseye izin vermiyor. Bunu zaten biliyoruz, evet. Yani Türk halkı olarak bunu biliyoruz falan ama yaşanmıyor oluşu, bunun yapılmıyor oluşu gerçekten nasıl ya falan. Çünkü buna o kadar alışmışız ki Almanya'da bizi yaya geçidinin hizasında kaldırımda görse bir araba duruyor. Ha herkes mi duruyor falan. Belki birkaç tanesi durmayan kişiye denk gelmiş olabilir. Evet ama çoğunluk bu kurala uyuyor ve bunu hissediyorsunuz. Yaya geçidinde insanlara yol verdiğimizde şaşırıyorlar ya. Bildiğiniz şaşırıyorlar. Ve Mustafa dedi ki tamam biz evet insanlara iyilik yapmak için yani olması gereken şeyi yapıyor olduğumuz için izin veriyoruz ama şöyle bir şey de var Ayşegül. Biz burada solda dururken ve insana geç derken, bu teklifi ederken sağımızdan biri hayvan gibi gelebilir ve o insana biz iyilik yapalım derken kötülük yapabiliriz. Düşününce evet çünkü yaya geçidinde dururken bile arkamızda adam korna çalıyor. Yani insan geçecek oradan. Hani bunu nasıl böyle yapabiliyorsun? Yani anlayamıyorum. Işıklar daha sarıdan yeşile dönerken arkadan korna geliyor.
Yani bu evet Türkiye'de gerçekten tamam hep yaşıyorduk herkes için normal. Belki sizler de yapmışsınızdır. Türkiye'de yaşarken biz de yapmışızdır. Ama yine aynı şeye geliyorum. Olmaması gerektiğini kabullendiğinde ve böyle yaşadığında tam aksini görmek insanı üzüyor. Neden diyorsun haklı olarak. Onun dışında ben Almanya'ya gelerek iyi mi yaptık gibi bir video serisi paylaşmıştım. İzleyenler bilirler. Orada şey demiştim. İnsanlar birbirlerine gülümsüyorlar ve kaldırımdan geçerken hani senin geçmene müsaade ediyorlar veya sen ona müsaade ettiysen sana teşekkür ediyorlar. Yani yolda kadın üstüme çıkıyordu. Yaya yani. Yan yana geçiyoruz ve çarparak geçti bana. Ve hani arkamı döndüğümde hani ne yapıyorsun demek için bile döndüğümde kadın arkasında bile bakmamış ya ben kime çarpmışım, ne olmuş, birine çarpmış mıyım falan. Yok. Yani bu tarz o kadar çok verebileceğim örnek var ki. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum yani insanlara da ne bileyim bir yerde hak mı vermek gerekiyor acaba? Çünkü ne görüyorsak, nasıl yaşıyorsak ya da komşumuz, eşimiz, dostumuz, akrabamız, iş arkadaşımız nasıl yaşıyorsa biz de farkına varmadan onlar gibi yaşamaya başlıyoruz. Türkiye'deki geçim sıkıntısı, insanların psikolojileri zaten gayet net ortada. Böyle bir ortamda yaşayan bir insandan da ne kadar saygı bekleyebilirsin? Ne kadar güler yüz bekleyebilirsin? Ne kadar insanın geçmesini müsaade etmesini bekleyebilirsin. Veya ne kadar sabırlı olmasını bekleyebilirsin. Ya dönüşümde diyebileceğim şey iki Jerfi'yi Almanya'da yetiştirebiliyoruz. Bu gerçekten benim için çok 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 değerli bir şey. Ve iyi ki bende kalan 40, 30 ya da 50 bilmiyorum ömrümü, bu kadar yıllık ömrümü daha güzel bir yerde yaşamak için bir şeyleri gözden çıkarmışım. Cesaret etmişim iyi ki ve iyi ki gelmişim. Yani düşünüyorsanız gerçekten Türkiye'den göç etmeyi elinizden geleni yapın. Yani bizim gibi, benim gibi düşünüyorsanız daha düzgün bir şekilde yaşamak. Gerçekten insan olduğunuzu hissetmek, bunu hissederek yaşamak, zaman geçirmek, akıl sağlığınızın yerinde olmasını istiyorsanız, içinde bulunduğunuz durumdan gerçekten şikayetçiyseniz, göç etmek için elinizden geleni ardınıza koymayın. Gerçekten. Ben diyorum ki ben şu an 34 yaşındayım. 34 yılım bu kadar gereksiz yere geçmiş ki. Stres altında, baskı altında. Yani baskı derken hani aile olarak düşünmeyin bunu. Komşu olarak düşünün. Yolda gezerken giydiğiniz kıyafetten dolayı size böyle hayvan gibi bakan bir adam olarak düşünün. Veya karşıdan karşıya yaygışında geçmek istediğinizde gelen arabanın size yol vermediğini hatta geçiyor olduğunuz için size hayvan gibi korna çaldığını düşünün. Yani bunların hepsi bana göre bir baskı. O yüzden 34 yılım o kadar gereksiz geçmişim ki hani Almanya'da görüyorum. İnsanlar çok mutlular, insanlar çok rahatlar. İnsanlar arkadaşlarıyla eğlenebiliyorlar. Ben burada arkadaşımla gidip dışarı çıktım. Evet güzeldi, keyifliydi, ikide çıktım. Onunla özlem giderdim. Ama dönerken, dışarıda taksi beklerken tedirgindim yani. Ya taksiye binerken çok tedirgindim. Yani ne olacağını bilemedim. Ya umarım hislerimi size anlatabiliyorumdur. Ve diyorum, yorum yapma merakları, aa sen de gittin tabii beğenme şimdi falan diyeceksiniz. Denilecektir muhakkak. Ha yorumlarınız beni üzecek mi? Belki üzecektir tabii ki. Üzüleceğimdir. Çünkü aslında anlatmak istediğim şey bir şeyin kötülüğü olmak değil. Daha iyi şartlar altında yaşanabilir olduğunu gördüğüm için bunu insanlarla paylaşmak istiyorum. İyi bir şey yapmaya çalışırken kötü bir şey yapmaya çalışıyormuşum gibi yorumlar almak belki beni biraz üzebilir. Emin değilim. Yorumuna bağlı belki de. Göreceğiz, bakacağız. Başka ne oldu? Başka Jerfi'yi hastalandı. Biz Artvin'den döner. Artvin çok soğuktu. İnanılmaz soğuktu. Yani ha Köln ha Artvin. Sürekli yağmur, sürekli soğuk. Ve Artvin'de tabii üşüdü çocuk. Ve öksürük falan oldu. Yani. Neyse. Hastaneye, hani özel bir hastaneye gidelim dedik. Hastaneye gittik. Ya bilmiyorum nüfus da çok herhalde. Yani Ankara gerçekten çok 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 büyük bir şehir. Daha çok böyle sakin bir hayata alıştığımız için de bana çok garip gelmiş olabilir.
Medical Park'a gittik Ankara'da, Batıkent'e. Devlet Hastanesi'ne gittiğimi düşünüyorum. Orası Medical Park olamaz. Doktor, hele çocuk doktoru, yani Cerfin'in ağzını açması için çocuğun burnunu sıkmaya çalıştı. Ve bu ağzına baktıkları tahta çubukla dişlerini böyle ittiriyor Cerfi ağzını açsın diye. Böyle bir şey var mı? Sen çocuk psikolojisi diye bir şey okumadın mı çocuk doktoru olarak acaba? Yani çocukla iletişim kurmadı. Merhaba Cerfi. Atıyorum ben Ahmet. Hastalandın mı sen? Gibi şeyler olmasını bekliyordum. Ha bu arada Türkiye bu konuda çok kötü anlamında söylemiyorum. Çünkü biz İstanbul'dayken gittiğimiz hastanedeki doktorumuz inanılmaz şeker bir kadındı. Belki de insanlara bazen yapabileceklerinden fazla yük verdiğimiz için sırtlarına, bir yerden sonra işlerin olması gerektiği gibi değil, yapayım da olsun demek için yapıyorlar. Hani bu sadece doktorlar için geçerli değil bence. Bütün sektör için, bütün meslekler için geçerli. Şimdi Almanya'da da gördüm çünkü. Herkes yapabileceği kadarını yapabiliyor. Veya onu yetiştirebilmek için üstüne taşıyamayacağı yükü almıyor. Güzel yapıyor, iyi yapıyor. Ha, iyi yapmıyor da olabilir. En azından yaparken kendini iyi hissediyor. Stresi sokmuyor kendini. Stresi sokmadığı için de daha güzel davranıyor. Yani ben 1,5 yıldır oradayım. Henüz bana kötü davranan bir doktor görmedim. Ya muhakkak vardır bu arada. Yani ben size şey demiyorum. Ha, gidin yurt dışına, Almanya çok güzel. Çok güzel, efsane güzel. Çok güzel yaşayacaksınız falan filan. Yani kötülüğü değmediği hiçbir yer yok dünyada arkadaşlar. O farklı bir şey ama. Yani böyle bir yaşam tarzına alışmaktansa daha güzellerinin, daha medeni insanların olduğunu da bilin anlamında söylüyorum. Biz doktora güvenmeyip başka bir hastanenin doktoruna gittik mesela. Ve o çok daha farklı şeyler söylüyor. Gel. Cerfi sıkılmış. Cerfi çikolata yemiş bir de. Değil mi? Babacığım da gidebilirsin biraz. Olur mu? Birazdan geleceğim. Cerfi geçerken bir uğramak istemiş. Onun dışında gümrükten geçiyoruz. Gümrükten geçeceğiz. Biz sonuçta hediye getirmiş olabiliriz. Telefon almış olabiliriz. Veya elektronik bir sürü bir şey almış olabiliriz yani. Tam gümrükten geçeceğiz. Oradaki amca, bekçi gibi bir amca oturmuş şöyle. Bacak bacak üstüne atmış, ışıklar kapalı, boş zaten. Biz geldik ama hani bir şeye bakacağız mı, bakılacak mı falan dedik. Şöyle geçin geçin. Yani adamın inisiyatifine bağlı. Yani adamın inisiyatifine göre vergi alacaklar veya almayacaklar. Bu kadar esnek olmamalı mesela böyle şeyler. Varsa vardır, yoksa yoktur. Ben haksız yere bir şey geçirip parasını ödemiyorsam başkası neden ödeyecek ki? Ödemeyen varken ben neden ödeyeyim yani? Neden bunu yapmak için? Benim için bir yaptırım yoksa başkası için de olmamalı. Olmasın yani. Böyle bir şey olamaz. Onun dışında maskeler. Maskesini yani şu anda çantamı koydum, burada kahve içeceğiz diye oturduğumuzda. Sadece ağzını takmış adam. Ya ya sen buradan nefes almıyor musun mesela? Değil mi? Ya da koluna takmış gezdiriyor. Mesela burada sokakta maske takmış adam mı var Almanya'da? Takmıyor. Önemsemiyor. Tamam sen kendi sağlığını önemsemiyor olabilirsin ama oluşturulmuş bir kural var. Buna uymalısın. Başkalarına saygıdır çünkü. Böyle bir şey yok yani. Ve HES kodları biliyorsunuz. Bu arada HES kodunu falan da ben indirdim. Belki havaalanın çıkışında Türkiye'ye girişte ona falan bakmak isterler diye. Ona da bakmadılar da. Mesela işte alışveriş merkezine giriyorsun. HES kodu işte giriyorsun. 5 kişi atıyorum. Tamam biz 3 kişi Cerfi ben Mustafa girdik ama. Giriyorsun. HES kodu gösteriyorsun. Sadece birimizinkini okuyorlar. Biz beraber misiniz diye soruyorlar. Evet beraberiz. Gerek yok. Tamam bir kişi yeter. Ne bileyim, bence bu da olmamalı. Yani ben tamam ailemle birlikte gittim ama belki sadece o gün bir kereliğine görüşeceğim bir arkadaşımla buluştum ve onunla beraber girdim. Ya da ilk defa tanıştığım biriyle girdim. Olabilir. Neden olmasın ki yani? İlk defa tanıştığım biriyle ilk defa buluşacağım. Bir bağım yok aslında, bir bağlantım yok. Veya ne bileyim, bir şey sattım.
işte internetten ona. Orası buluşma noktamızdı. Alacağımı aldım, vereceğimi verdim. Ayrıldık. Beraber değiliz. Mesela. O yüzden Almanya'ya gittiğimiz için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Sizin de göç etme hayaliniz, planınız varsa umarım gerçekleştirebilirsiniz. Sürecinizle ilgili de bildiğim şey varsa elimden geldiğince yardımcı da olmak istiyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.